Sadece 4 malzemeli şipşak poğaça hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Bunun için 2 su bardağı yoğurdumuzu kabımıza boşaltıyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 paket kabartma tozu. Önce bunları bir güzel karıştıralım. Güzelce karıştı. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave edebilirim. Yaklaşık 4 su bardağı un alıyor. Ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur oluyor bu. Ama yine de kontrollü ekleyin. 3,5 ile 4 su bardağı arası un alacaktır. Güzelce yedirelim. Sanki mayalı bir hamur edasında oluyor. Şimdi köpük köpük bir hamur oldu ama şimdi biraz da ellerimizle toparlayacağız. Çok fazla elinizi koymanıza gerek kalmıyor. Dediğim gibi zaten yumuşak olsa da çok ele yapışmıyor gördüğünüz gibi. Kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumuzun olması gereken kıvam tam olarak bu şekilde. Bakın hemen ayrılıyor. Gerçekten mayalı gibi puf puf olan bir tarif. Şimdi bezelere ayırıp içlerini doldurabiliriz. Kenara alalım bu şekilde. Yapacağımız büyüklüğe göre bezeler oluşturalım. Bunu yaparken ellerinizi hafifçe yağlarsanız çok daha güzel sonuç alırsınız. Oldukça yumuşak ama hiçbir şekilde ele yapışmıyor. Hazırlamış olduğumuz hamurların içerisine ben 2 çeşit malzeme kullanacağım. Bir kısmını peynirli yapacağım. Bir kısmını da size göstermek için kıymalı ne kadar güzel oluyor, içli köfte tadında oluyor. Kıymalı yapacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. O kadar çok güzel geri dönüşler aldım ki ben bu tariften. Yani yüzlerce denendi ve hepsinden çok güzel. Bu tarif çok güzel geri dönüşler aldığım bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle sizler de yapın. O kadar güzel geri dönüşler aldım ki burada da bir çay bardağı kadar irmiğim var. Zaten bu tarifi farklı kılan özelliklerden biri de irmiğe bulanıyor olması. Ama çok soruluyor. Galeta ununa da bulayabilir miyim diye. Evet, bulayabilirsiniz. Bu şekilde İçini kapattıktan sonra altlı üstlü olarak güzelce irmiğimizi buluyoruz. Çok güzel bir çıtırlık veriyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bundan emin olabilirsiniz. Kıymalıyla peynirliği ayrı ayrı hangisinin hangisi olduğunu bilebilmek için üzerlerine bıçakla çizikler atacağım peynirlilerin. Kıymalılarınkini atmayacağım. Bu şekilde hangileri peynirli, hangileri kıymalı çok daha rahat piştikten sonra anlayabilirsiniz. Tabi dediğim gibi iç harcını tamamen size bırakıyorum. Patatesli de yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Puf puf, mayalı gibi bir hamur. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve ertesi güne kalınca hafif ısıtırsanız hala aynı sonucu alacaksınızdır.
hazırlayıp difrize de atabilirsiniz. Daha önce o şekilde de yaptım. Gene çok güzel oldu. Şimdi hangilerinin peynirli olduğunu unutmadan peynirlilere bu şekilde bıçakla şekil veriyorum. Kıymalılarda da bir farklılık olsun. Şöyle minik minik pide görünümü şekli vereyim dedim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atabiliriz. Poğaçalarım fırından çıktı. Şimdi bir tane peynirlinin, bir tane de kıymalının içini sizlere göstereceğim. Puf puf olmuş. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Bekleyince sertleşmeyen bir tarif. Bir tane de kıymalının içerisine bakalım. Kıymalının tadı içli köfte gibi. O kadar lezzetli ki. Yakından göstereyim size. Şipşak poğaça tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basıp kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere.